trene binmeden önce garda yemek yiyip biraz kafayı bulan birinci mevki yolcusu, vagonda kadife divan üzerine uzandı uyumaya çalıştı. Aradan 5 dakika geçti geçmedi, karşısında oturan yolcuya duygulu gözlerle baktı, alaylı alaylı gülümsedi. Ruhu şad olsun. Babam yemekten sonra köylü kadınlarına ayak tabanlarını kaşıtmasını severdi. Ben de ona çekmişim. Şu farkla ki yemekten sonra tabanlarımı değil dilimi, beynimi kaşıma koşuma gider. Top karınla çene çalmak en büyük zevkimdir. İzin verirseniz biraz gevezelik edebilir miyiz? Karşısındaki razı oldu. Neden olmasın? İyi bir yemekten sonra önemli, şeytanca düşüncelerin beynimi kurcalaması için basit bir neden yeterlidir. Diyelim biraz önce gar büfesinin önünde iki genç duruyordu. Bunlardan biri öbürünü bir başarısından ötürü kutluyor ve diyordu ki, "Kutlarım sizi. Artık tanınmış bir insansınız. Bundan böyle ününüz daha da yayılacak." Kalıbımı basarım, bunlar ya tiyatro oyuncusudur ya da Entipüf'ten iki gazeteci. Ama asıl konu bu değil. Beni asıl düşündüren şöhret, ün nasıl bir şeydir onu tanımlamak. Siz bu konuda ne dersiniz? Pushkin şöhreti lime lime bir giysi üzerine vurulan gösterişli bir yama olarak adlandırmış. Biz de aşağı yukarı aynı anlamda, yani öznel, kişiye göre değişen bir kavram olarak algılıyoruz. Bugüne dek bunun açık, mantıklı bir tanımını yapanı görmedim. Böyle bir tanım yapana neler vermezdim. Peki ama şöhretin tanımı ne işinize yarayacak diye sordu diğer yolcu. Birinci mevki yolcusu bir an düşündü. Öyle sanıyorum ki şöhretin nasıl bir şey olduğunu anlasak onu elde ediş yöntemlerini de öğrenirdik. Her şeyden önce şunu belirteyim beyefendi. Gençliğimde üne kavuşmak için yapmadığım şey kalmadı. Tanınmak benim için çılgınlık derecesine varan bir tutkuydu. Öğrenimimi o uğurda yaptım. Çok çalıştım. Geceleri uyumadım, yemedim, içmedim, gitgide sağlığımı yitirdim. Tarafsız olarak hüküm verecek olursak, üne kavuşmak için yeterli bir sürü nedenim vardı. Her şeyden önce mesleğim mühendislikti. Çalışmalarım sonunda Rusya'da 20 kadar güzel köprü kurdum. 3 kente su borusu döşedim. Ülkemizin dışında İngiltere'de, Belçika'da çalıştım. İkincisi, kendi alanımda birçok önemli makale yazdım. Üçüncüsü beyefendiciğim, çocukluğumdan beri kimyaya duyduğum ilgiden dolayı boş zamanlarımda bu bilimle uğraşırım. Bazı organik asitlerin elde ediliş yollarını keşfettim. Sonuçta bütün yabancı ülke kimya ders kitaplarına adım geçti. Bugüne dek hep devlet memurluğu yaptığımdan müsteşar rütbesine ulaştım. Tertemiz bir sicilim vardır. Gördüğüm hizmetlerle, yürüttüğüm çalışmalarla daha fazla başınızı ağrıtacak değilim. Yalnız şu kadarını söyleyeyim, herhangi bir tanınmış kişinin yaptığından çok daha fazlasını yaptım. Ama sonuç ne? Gördüğünüz gibi yaşım ilerledi. Söylemek gerekirse bir ayağım mezarda sayılır. Ancak tren yolu setinde koşan şu kara köpekten daha fazla tanındığımı sanmam. Diğer yolcu, "Nereden biliyorsunuz? Belki siz de ünlü bir kişisinizdir," dedi. "Ya, deneyelim öyleyse. Söyleyeyim bakayım. Krikunov diye bir soyadı işittiniz mi?" Karşısındaki kişi gözlerini tavana dikti, düşündü, güldü. "Hayır, işitmedim," dedi. "Benim soyadım budur. Okumuş bir kişisiniz. Yaşınız da hayli geçkin. Ama adımı henüz işitmemişsiniz. Bu yeterli bir kanıt değil mi? Anlaşılıyor ki üne kavuşayım derken asıl yapılması gerekeni göz ardı etmişim. Gerçek yöntemleri uygulayacak yerde tümüyle değişik noktalardan yaklaşmışım." Diğer yolcu, "Gerçek yöntemler sizce ne olabilir?" diye sordu. "Ben nereden bileyim? Bu bir yetenek işidir. Sıradan kişilerde bulunmayan deha işidir," diyebilirsiniz. "O da değil beyefendiciğim. Benimle karşılaştırınca boş, değersiz, hatta ciğeri 5 para etmez diyeceğiniz kişilerle birlikte mesleğe girdik. Benden 1000 kez daha az çalıştıkları, hiçbir varlık gösteremedikleri, bir yetenekleri, başarıları olmadığı halde bakın onların durumuna. Gazetelerde, konuşmalarda adlarını duyarsınız sık sık. Eğer sizi bıktırmadıysam örnek verebilirim." (Gülüyor)
yıl önce K kentinde bir köprü yapmıştım. Tanrının belası, berbat bir yerdir burası. Kadınlar, kağıt oyunları olmasa çıldırabilirdim orada çalıştığım sürece. Hepsi geçmişte kaldı ama bu kentte bulunduğum sıralar can sıkıntısından bir şarkıcı kızla ilişki kurdum. Bu baş belası kadın, adım başı rastlayacağınız sıradan bir şarkıcı olduğu halde nedense herkesin başını döndürürdü. Kafasının içi bomboş, üstelik aptal, kaprisli, açgözlü bir yaratıktı. Habire tıkınmaktan, akşamın beşine dek uyumaktan başka bir özelliği yoktu. Bildiğimiz yosmalardan başkası değildi. Mesleğiydi bu onun. Ama kibar bir dille söylemek istediklerinde ona tiyatro oyuncusu, şarkıcı derlerdi. O zamanlar tiyatroya gönül vermiş bir kişi olarak bu pisliğe tiyatro oyuncusu demeleri beni çileden çıkarırdı. Bir türlü anlayamazdım. Onun sanatçılıkla ne gibi bir ilgisi olabilirdi? Ne böyle bir yeteneği vardı ne de duygusal bir kadındı. Ona ancak acınabilirdi. Şarkıcılığına da akıl erdiremezdim. Çünkü bunu da beceremez, bacaklarını oynatmaktan başka bir şey yapmazdı. Soyunma odasına erkeklerin girip çıkmasından utanıp sıkılmazdı bile. Yabancı dillerden çevrilmiş, içinde şarkılar bulunan vodvillerde oynamayı yeğler, bu piyeslerde erkekler gibi dar giysilerle cakas atmayı severdi. İşte böyle gösteriş düşkünü bir zavallıydı. Ama şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Yaptığım köprülerden birinin açılış töreni vardı. Dinsel ayinden sonra konuşmalar yapıldı, kutlamalar okundu. Köprüye kendi çocuğum gözüyle bakıyordum. O yüzden ne kadar heyecanlandığımı anlarsınız. Heyecandan neredeyse yüreğim duracaktı. Şimdi her şey geçmişte kaldı. O nedenle alçak gönüllü davranmaksızın güzel bir köprü yaptığımı söyleyeceğim. Sanki köprü değil, insanı coşturan bir tabloydu karşımızdaki. Ayrıca bütün kent halkı açılışa gelmişti. Köprüyü kuran kişi olarak şimdi herkes gözlerini bana dikecek. Nasıl yapsam da bakışlardan kaçınsam diye düşünüyordum. Boşuna kaygılanmışım. Resmi sıfatı olan kişiler dışında kimse beni fark etmedi. Koskoca kalabalık, ırmak kıyısında dikilmiş, köprüye koyun sürüsü gibi bakarken onu yapan kişiye aldırdığı bile yoktu. İşte bu yüzden o günden beri kalabalıklardan nefret ederim. Neyse, biz konumuza dönelim. Ben can sıkıntısı içinde beklerken birden törene gelenlerde bir canlanma oldu. Herkes fıs fıs bir şeyler fısıldıyordu. Herhalde beni yeni gördüler diye düşündüm. Yine boşuna heyecanlanmışım. Baktım benim şarkıcı kadın kalabalığı yararak ilerliyor. Birkaç hayta da arkasında. Bütün gözler o yana çevrildi. Dört bir yandan fısıltılar yükseldi. Ah, şu gelen kadını tanıyor musunuz? Tanrım, bu ne güzellik. İnsanın başını döndürüyor falan filan. Sahne sanatının yerli amatörlerinden olsalar gerek. İki çaylak bana baktılar. Aralarında şöyle fısıldaştılar. Kadının sevgilisi de burada. Söyleyin şimdi. Beğendiniz mi durumu? Suratı haylidir tıraş görmemiş, silindir şapkalı, çelimsiz bir adam. Çevremde bir süre dolandıktan sonra bana şunları söyledi. Şu karşıda yürüyen kadını tanıyor musunuz? Şunun, şunun şusudur. Sesinde bir şey yoktur ama onu öyle bir kullanır ki şaşırırsınız. Adama döndüm. Bu köprüyü kimin yaptığını biliyor musunuz diye sordum. Nereden bileyim? Mühendislerden biri olmalı dedi. Peki bu kentin katedralini kuran adam kim diye sordum. Onu da bilmiyorum dedi. Daha sonra K kentinin en iyi öğretmeninin, en tanınmış mimarının adlarını sordum. Hepsine olumsuz yanıt verdi. Söyler misiniz dedim dayanamayıp. Demin konuştuğumuz şarkıcı kadın kiminle yaşıyor? Krikunov adında bir mühendisle demez mi? Pes doğrusu. Neyse, bırakalım bunları. Çağımızda aşıklar, saz şairleri kalmadığına göre ünlenme yolu gazetelerden geçer, bunu biliyoruz. Ben de köprünün kutsanma töreninin ertesi günü
yerel haber gazetesini alarak adımı görmek için sayfaları hızla gözden geçirdim. 4 sayfayı taradıktan sonra bir köşede sevinçle şu yazıyı okumaya başladım. Yeni köprümüzün kutsanma törenine ilimiz valisi beyefendi bilmem kimle il yöneticileri ve büyük bir kalabalık katılmıştır. Sonunda da şunlar yazılıydı. Göz kamaştırıcı güzelliğiyle halkın sevgilisi, değerli sanatçı falanca da törene gelmiştir. Yetenekli şarkıcının halk arasında büyük sansasyon uyandırması doğaldır. Yıldızın giydiği giysiler diye sürüp gidiyordu yazı. Benim hakkımda tek sözcük olsa canım yanmaz. O da yok. Hıncımdan oracıkta hüngür hüngür ağladım. Taşra kentleri ne de olsa aptallar yatağıdır. Oralardan fazla bir şey beklenmez. Ünlenmek istiyorsan bilim merkezlerine, başkente gitmelisin. Rastlantıya bakın ki tam o sırada Petersburg'da bir yarışmaya katılmak üzere verdiğim projenin süresi doluyordu. K kentinden ayrıldım, ver elini Petersburg. K'den Petersburg arası uzun yoldur. Canım sıkılmasın diye trende özel kompartıman tuttum. Yanıma da doğal olarak benim şarkıcı kızı aldım. Yol boyunca şampanyalar içildi, en güzel yemekler yendi. Keyfimize diyecek yok. Sonunda bilim düşün merkezimize geldik. Tam o gün yarışma süresi doluyordu. Beyefendiciğim, başkente geldiğimiz gün aynı zamanda utkumu kutladığım gün oldu. Çünkü projem birincilik kazanmıştı. Yaşasın diyerek sevincimden havaya zıpladım. Hemen Neva Caddesi'ne çıkıp bütün gazeteleri aldım. Otele döndüm, kanepeye uzandım. Heyecandan ellerimin titremesine zor karşı koyarak gazeteleri gözden geçirmeye koyuldum. Birinci gazetede bir şey yoktu. İkinci de gene öyle. Sonunda dördüncü gazetede şöyle bir habere rastladım. Dün ekspresle başkentimize ünlü taşra tiyatro oyuncularından falanca gelmiştir. Sevinçle belirtelim ki güney iklimi yakından tanıdığımız bu sanatçıya olumlu etkide bulunmuş, güzelimizin sahne görünüşü falan filan. Bu haberin altında bir yerde de açılan bilmem hangi proje yarışmasını mühendis bilmem kim kazanmıştır diye kısa bir haber var. Hepsi o kadar. Üstelik adım Krikunov yerine Kirkunov olmuş. İşte size Bilim Düşün Merkezi biter. Hepsi bu kadarla bitse gene iyi. Bir ay sonra başkentten ayrılırken bütün gazeteler birbiriyle yarışırcasına tanrısal güzellikte, eşsiz sanatçı, büyük yeteneklerimizden diyerek metresimden söz ediyorlar. Saygı gösterisi olarak yalnız soyadıyla değil, adı baba adıyla anıyorlardı. Birkaç yıl sonra Moskova'ya yolum düştü. Beni oraya belediye başkanı özel bir mektupla çağırmıştı. En azından 100 yıldan beri gazetelerin çözümü için çarşaf çarşaf yazı yazdıkları bir konuyu görüşecektik. Oraya gitmişken müzelerden birinde halka açık 5 konferans verdim. Böyle bir olay 3 günlüğüne de olsa bir kentte tanınmak için yeterlidir, değil mi? Ama ne yazık ki öyle olmadı. Hiçbir Moskova gazetesinde adım geçmedi. Çıkan yangınlardan, operet temsillerinden, uyuyan belediye meclis üyelerinden, sarhoş tüccarlardan haberler vardı da benim çözüm tasarımdan, verdiğim konferanslardan hiç söz edilmiyordu. Bu kadar da olur mu diyeceksiniz? Oluyor işte. Hınca hınç dolu giden bir atlı tramvaya bindim. Kimler yoktu ki tramvayda? Kadınlar, subaylar, öğrenciler, kadın kursiyerler. Sanki çift çift alınmış Nuh'un gemisi yolcuları. Yanımda duran bir baya herkes işitsin diye yüksek sesle falan konuyu danışmak amacıyla kent meclisiniz bir mühendis çağırmış. Mühendisin adını biliyor musunuz diye sordum. Adam başını iki yana salladı. Beni duyanlar da boş gözlerle baktılar bana. Belli ki hiçbiri bilmiyordu mühendisin adını. Aramızda konuşma bağlansın diye ben kalabalığa laf atıyorum hep.
Bilmem hangi müzede biri konferans veriyormuş. Konferanslar ilginç diyorlar, duydunuz mu? Başını sallayan tek kişi çıkmadı. Bırakın müzede konferans verildiğini, böyle bir müzenin varlığını bilmeyen bayanlar vardı. Diyelim bunun da önemi yok. Ama kalabalığın sokakta benim tanımadığım birini görüp pencerelere atılarak deli gibi bakmalarına ne demeli? Neymiş efendim? Caddeden ünlü biri geçiyormuş. Yanımdaki adam bakın bakın dedi beni dürterek. Şu arabayla giden esmer adamı görüyor musunuz? Yürüme şampiyonu King'tir. O günlerde Moskovalıların dilinden düşmeyen yürüme şampiyonundan konuşmaya başladılar. Size daha bir sürü örnek verebilirim. Ancak bu kadarı yeter sanıyorum. Diyelim ben kendimi dev aynasında görüyorum. Övüngeç herifin biriyim. Peki ama benim dışımda yetenekli, çalışkan birçok tanıdığımın adı sanı duyulmadan ölüp gitmesine ne buyrulur? Bütün o büyük Rus denizcileri, kimyacıları, fizikçileri, makine mühendisleri, tarım işletmecileri yeterince tanınmışlar mıdır? Rus ressamlarından, yontucularından, yazın adamlarından kaçı bırakın halkı aydınlarımızca bilinir? Yaşlı bir yazın emekçisi yıllarca dirsek çürütmüş, hamar atlığıyla, yeteneğiyle yaratıp 40 yıl yayımcıların eşiğini aşındırmış, binlerce sayfa yazı karalamış, rezillerin foyasını meydana çıkardığı için en az 20 kez yargılanmıştır. Gene de adı bilinmez. Yazınımızın ustalarından hangisi düelloda öldürülmeden, aklını oynatmadan, sürgüne gönderilmeden, hileli kağıt oyununda yakayı ele vermeden önce üne kavuşmuştur söyler misiniz? Birinci mevki yolcusu kendini konuşmaya öylesine kaptırmıştı ki bir ara prosunu ağzından düşürdü. Proyu eğilip yerden aldı. Durum böyle yürekler acısıyken başkaları kolayca üne kavuşur. Alın. Şu sürü sepet şarkıcı bozuntularını, ip cambazlarını, bebeklerin bile tanıdığı soytarıları. Tam o sırada vagonun kapısı açıldı. Serin bir hava esti. Asık suratlı, pelerinli, silindir şapkalı, mavi gözlüklü biri girdi içeriye. Adam daha bir somurtarak oturacak yerlere bakındı, ileriye doğru yürüdü. Vagonun uzak bir köşesinden... ''Tanıyor musunuz kim bu?'' diyen ürkek bir ses duyuldu. X bankasındaki dolandırıcılığından ötürü mahkemeye verilen ünlü NN'nin ta kendisi. Birinci mevki yolcusu gülerek ''Gördünüz mü?'' dedi. ''Herkes banka soyguncusu NN'yi yakından tanıyor. Ama Semiratski, Çaykovski ya da filozof Solovyov hakkında bir şey sorsanız kimse bilmez.'' Birkaç dakika sessizlik içinde geçti. Birinci mevki yolcusunun karşısında oturan adam çekingen bir tavırla öksürdükten sonra ''Şimdi ben size bir soru sorayım.'' dedi. ''Pushkov soyadını işittiğiniz oldu mu hiç?'' ''Pushkov mu?'' dediniz. ''Pushkov. Hayır, işitmedim.'' ''Bu da benim soyadımdır.'' ''Demek ki işitmediniz adımı. Beni tanımıyorsunuz.'' Oysa tam 35 yıldır bir Rus üniversitesinde ders veren bir profesörüm. Bilimler Akademisi üyesiyim. Yayımlanmış pek çok makalem vardır. Birinci mevki yolcusuyla karşısındaki kişi bakıştılar, kahkahayı bastılar.